Selamlar millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Steam hesabımı geri almayı becerdim. Aslında dün aldım ama videosunu çekmeye üşendim. Steam hesabım geri aldım. Kolay da oldu. Yani bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Ve nasıl siz de geri alabilirsiniz eğer hesabınız çalınırsa onu göstereceğim. Ve bu arada Steam'e yeni bir güncelleme gelmiş. Böyle herhalde Discord gibi bir şey olmak için. Çünkü devamlı konuşma, sohbet falan diyordu. Yani öbür arayüzlerde pek de bir değişiklik yok galiba. Hiçbir değişiklik yok, aynen. Pek bilmiyorum, ben de şimdi güncelledim. Hesabım böyle. Şöyle eski ismini de göstereyim. Böyle Wint de yapmışlar. Yani hesabın ismini Wint yapmıştı. Bütün arkadaşlarımı çıkarmış. Arkadaşlarımın hepsi gitmiş. Tabii gruplar silmeye üşenmişler. 98 tane grup var. Resmi değiştirmişti. Sonra buradan profilden profili düzenleyip bir gireyim. Buradan şeyi de değiştirmiştim. Şu ID'yi de değiştirmişti. Çünkü büyük ihtimalle şu yüzden yapmıştır bunu. Eğer hesabı geri alırsa tekrardan bu krizden geri alabileyim diyedir. Ben de bu ID'yi değiştirdim. Şimdi buradan çıkayım. Şimdi nasıl aldığımı göstereyim size. Evet, öncelikle Steam'e giriyoruz. Steam'e hoş geldiniz. İnşallah direkt Steam hesabım açılmaz. Ve evet, açılmadı. Girişe tıklıyoruz. Ve bu arada yani eğer takas ederek aldığınız bir hesapsa bu, büyük ihtimalle almanız çok zor olacak. Veya almanız çok zor olacak demeyeyim de, eğer arkadaşınızla takas yaptıysanız almanız kolay tabii ki. Ancak eğer takas yapmadıysanız almanız %100 kolay. Buradan direkt Steam destekten, yani şuradan paralonunuzu mu unuttuğunuza giriyoruz. Sonra Steam hesabım çalındı ve kurtarmak için yardıma ihtiyacım var tıklıyorsunuz. Böyle aşağı iniyorsunuz. Parolamı değiştir. Evet, şimdi burada size kullanıcı adınızı ve şeyinizi istiyor. Buna giriyorsunuz. Ben gireyim şimdi. Samet. Evet, tamam. Buna girdik. Y, F, V, J. Evet, buradan girdik. Bunu girdikten sonra burada benim, tabii ben değiştirdim bunu. Adam değiştirmişti. Hatta burada Gmail yerine U ile başlayan bir şey yazıyordu. Yani e-posta adresini, her şeyi temizlemişti ve Steam Guard'ı bile silmişti. Onu nasıl yaptığını hiçbir fikrim yok. Steam Guard'ı temizlemiş çünkü. Artık bu e-posta adresine erişimim yoka tıklıyoruz. Evet, şimdi geldiğimiz site burası. Yani kısım burası. Buradan bunların tamamını doğru bir şekilde girerseniz hesabını almanız yani %100 denebilir. Ancak tabii bir adam siz şifreyi değiştir, yani gerçi yeni, size yeni şifre veriyor. E-postayı falan değiştirmezseniz adam tabii saniyesinde geri alır. Evet, şimdi burada mevcut e-posta adresiniz, yani normal e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ben bunların üstüne tıklamayacağım. Evet, telefon numarası falan çıktı lan toz. Evet, şimdi bunlara tıklamayacağım çünkü bilgilerim çıkıyor. Normal bu e-posta adresinizi yazacaksınız. Buradan size geri bildirim atacaklar. Hesabınızın kullandığınız ilk e-posta adresi, yani ilk hangi e-posta adresini kullandınız? Hesabınızdan bir telefon numarası sağlayın. Yani normal kendi telefon numaranızı yazın. Veya bence şunu yapın, yani bu daha da iyi olur. Yani hesabınızdan telefon numarası diyor ya, eskiden annenizin telefonuna girmişsinizdir belki de, ona girin. Yani o şeyler ne, hangisine geliyorsa onu yazın. Buradan Mastercard falan var, hangi kartla önceden alışveriş yaptınız ona girmeniz gerek. Ben Mastercard'la yapmıştım. Sonra kartınızın son 4 rakamı, kart sahibinin adı. Zaten şuna girdiğinizde yani alma olasılığınız bayağı bir yükseldi. Şunlara da girdiğinizde. Şunu girdiniz mi öyle böyle ekstra ekstra yapmış oluyorsunuz. Bu da ne? Eğer hesabınızda bir CDK kaydettiyseniz lütfen bu formun altında CD anahtarını bir görüntüsünü bu formun altına ekleyin ve anahtarı buraya yazın. Ben buraya şey yazmıştım. Steam hesabım çalındı, nasıl olduğunu bilmiyorum yazmıştım. Eğer hesap, ya işte bunu da şöyle, gerçi okey gözükse bir şey olmaz.
Bu key'i yazdım. Bu da nasıl olmuştu? Ben Witcher 2 almıştım Steam'den normal bir şekilde. Oyuna girdiğimde yani girmeye çalışırken böyle karşıma bu key'i vermiştim. Ben de resmini çekmiştim. Böyle kenarda dursun belki oyun silinir veya ileride ister diye. Bu key duruyordu. Ben de bu key'e girdim. Açıkçası çok işime yaradı bu key. Ondan sonra işte bu key'i girdikten sonra alta bunu yazıyorsunuz. Bunu da yazdıktan sonra göndere tıklıyorsunuz ve eğer böyle farklı bir şey olduysa dosya eklemek isterseniz buradan dosyalara göz atından kendi dosyalarınızdan dosyanızı seçiyorsunuz. Aslında bu kadar kolay. Ve bu CD key'i şey de yapabilirsiniz. Eğer Binary Game'den veya ne bileyim o tarz sitelerden oyun key'i satın aldıysanız o key'i buraya yazarak da yapabilirsiniz ve gayet hesabınızı alma olanağınız çok yüksek. Ben de yaklaşık 4 saatte falan hesabımı geri verdiler. Hatta şöyle Gmail'e bir gireyim. Evet, burada Steam destekten bir şey geldi. Bu pardon bu değil şu. Bunu göstermeyeceğim tabii ki burada çünkü yeni şifremle yazıyor. Yani yeni size rastgele bir şifre veriyorlar. Aynı şey gibi böyle internet modem şifresi gibi bir şifre veriyorlar. Karışık, kırılması zor. Sistem ekibinden yeni bir mesajınız var. Evet, buraya giriyoruz. Evet, karşımıza bu çıktı. Ben kendi bilgilerimi girmiştim buraya. Yani az önce gösterdim. Şu ekrandaki bütün bilgiler şu an burada. Böyle bak nasıl olduğunu bilmiyorum. Sistem hesabım çalınmış yazmışım. 18 saat önce. Görünüşe göre hesabınız güvenliği tehlikeye girmiş. Hesabınıza yapılabilecek izinsiz erişimleri önlemek için SteamGuard mobil kimlik doğrulayıcı etkinleştirin diyor ve işe yaramıyor. Yani ben de SteamGuard vardı. Ancak yine de hesabımı çalmışlar. Hesap parolasını sıfırladım ve yeni giriş bilgilerinizi bizimle iletişim geçtiğiniz adrese gönderdim. Eğer bu e-postayı almadıysanız lütfen istenmeyen veya çöp klasörüne kontrol edin. Bütün güvenlik sıfırlamalarından olduğu gibi bu hesap 15 gün boyunca takas ve topluluk pazarına alım satım yapamayacaktır. Yani durduk yere 15 gün ban yedim takas sistemine ve topluluk pazarında. Ayrıca işte şunları da incelemenizi tavsiye ederiz diyor. Bu yanıt sorununuzu çözmemize yardımcı oldu mu? Evet sorunum çözüldü. Evet sorunum çözüldü. Evet. Bu yardım talebi kapanmıştır. Yani bu kadar basit bir şekilde hesabınızı geri alabilirsiniz. Evet, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım siz de böyle deneyerek hesabınızı geri alabilirsiniz ki alırsınız, korkmayın. Ancak dediğim gibi takas yaparak aldığınız bir hesapsa takas sahibinin bir yani takas sahibiyle takas yaptığınız kişiyle bir itibara geçin. Yani özellikle arkadaşınız itibar mıydı? İtibat. İşte öyle arkadaşınızla veya hesabı aldığınız kişiyle bir konuşun. Bu bilgileri isteyin. Adam girsin sizi ki gerekli bilgileri. Hesabınızı geri alın. Özellikle bu arkadaşınızla zaten yapması çok kolay. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin de işinize yarar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer işinize yararsa yani eğer hesabınızı geri alabilirsiniz. Yorumlarda bildirin. Videoya like atın ki başka kişilerin hesabını da herkes kendi hesabını geri alabilirsin çalınan hesaplarını. Evet, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.